update prosedürünü yapayım. Parametre kısımları aynı. Hatta insert aynı, shapes aynı. Direkt bunu üzerinde değiştiriyorum. Şurayı da alayım. Update countries. Set. Değiştirecek olan hangisi? Kategori name ve regine ID. Dışarıdan gelen değerimiz ve country name ve region ID. Neyi değiştireceğiz? Hangi kaydı? ID'si dışarıdan gelen ID olan. Countries'lerden bir kobay seçelim. T1 olanları değiştirsin mesela country ID'si. Normalde bir tane olmalı country ID ama biz iki tane farklı. T1 ve T2 var. T1'i değiştirelim burada. Türkiye yapacağız. Evet. T1'in country name'ini Türkiye yapacağız. Bir, iki, region ID. Region ID'sini de iki yapalım. Completed. İki, T1 Türkiye oldu. Region ID'si de 2 yaptık. Değiştirip delete yapacağım. Bunda da country ID üzerinden countries, country ID, dışarıdan gelen country ID. Bu da tamam. Bunu da şöyle çalıştıralım. Bakalım. 22 T1'di. Türkiye gitti, Türkiye kaldı. Bu şekilde silmeyi yaptık. Burada dikkat edilmesi gereken, şimdi dışarıdan country ID geliyor ama garanti mi? Değil. Yazılımdan ne geleceği garanti mi? Değil. Yani her şeyi kontrol etmek gerekiyor. Bu null olabilir. Null olmayacak bir kere. Sen bunu silmeye çalışacaksan. Ondan sonra burada diyelim iki karakterli char alıyor. Üç karakter ya da bir karakter olamaz. Bunu kontrol edeceksiniz. Ivır zıvır bu şekilde birçok kontrol yapmanız gerekiyor. Her prosedür içerisinde. Size bu veriyi Java ile gönderecek kişi de aynı şekilde yapacak. Yapması gerekiyor. Mesela burada char alıyorsanız
T2 yazdım ama normalde burada nümerik değer yok. O zaman almamanız gerekiyor. Gibi. Uygulamalar geliştirilirken PLSQL tarafında ya da herhangi bir programlama dilinde hata olma olasılığı her zaman vardır. Ve genelde de yüksektir. Bu nedenle olası hatalara karşı bazı önlemler almak gerekiyor. Bunlara genel olarak exception gelir. Hata yönetimi ya da hata yakalama gibi isimlendirmeler de yapılabilir. Mesela Oracle'da sık karşılaşabilecek acemilik, yani başlangıç kısımlarında bu tür hataların başında birden fazla kayıt döndü hatası vardır. Benim burada yapmak istediğim bir tane kaydın herhangi birinin soyadını alıp bu değişkene yazmak. Last name intern, learning from employees ver. First kod olarak mantıklı mı? Bir kere tek değer dönme garantisi var mı? Hiçbir şekilde yok. Yani adı John olan birden fazla kayıt rahatlıkla olabilir. O zaman sorgu baştan hatalı zaten. Direkt bu birden fazla kayıt döneceği için last name, learname'e bir nevi dizi muamelesi yapmaya çalışacak. Bu da hataya sebep olacak. Bakın şunu gördüğünüzde birden fazla satır döndüğü için bu işlemi yapamadığını anlamanız gerekiyor. Bunun kod olarak açıklaması birden fazla kayıt döndü, too many rows hatası. Peki bunu nasıl yönetebiliriz? Yani böyle bir şey olduğunda hata fırlatmasın. Ama bizim istediğimiz işlemi de gerçekleştirsin. Yani belki ekrana bir şey yazarız. Hata meydana geldi gibi. Ne olursa olsun. Ya da şey olabilir, log tutulabilir. Bu sorunun hatalı olduğunu gösterir. Yani bu tür durumları düzenlemek gerekiyor. Kopyaladım yapıyı. Exception ve hangi hata meydana gelebilir? Too many rows. Ne yapalım bu hata olduğunda? Hata olduğunda ne olsun? Mangal yapsın.
hatalar yaptım. Çünkü hata meydana geldi. Şuradaki kısmı şöyle açıklama yaptım. Bu last name, employee ID'si 100 olanı istersek bu hatayı veremez. Çünkü 1 olduğu garanti. John'un soyadı King. Yani hani adını boşluğundan salladığın için 100. Soyadını King olarak ilan ettik. Bu şekilde test edebilirsiniz. Bu en basit yapısı genel olarak şöyle özetlenebilir. Exception, öncelikle beginent içerisinde hata olma olasılığı olan kodları yazmanız gerekiyor. Sonra exception olursa ne olacak? When bu adı belli olan hata yönetimi, mesela Java'da try-catch, C#'da try-catch falan. Bunu diyorum ki too many rows hatası olursa şu işlemi yapacağım. Mangal yapacağız. Birden fazla olursa o zaman ne yapacağız? Ondan önce bir farklı hatalara daha bakalım. Sonra birleştireceğiz bunları birden fazla işlemi gerçekleştirmek için. Mesela çok sık gerçekleşecek hatalardan bir diyelim. No data found ve sıfıra bölme hatası. İsimlendirilen hataları görebilirsin dokümantasyonda ama binlerce hata olduğu için onlar için ORA ile başlayan hata kodları veriliyor. Böyle araştırman gerekiyor. Bu isimlendirilen hatalar zaten çok sık karşılaştığı için isimlendiriliyor. Onlar da dokümantasyonda var Oracle'da. Oracle.com'da. docs.oracle.com'da ya da tahiti.oracle. Biri sıfıra böl. Böyle bilirsen. Divisor is equal to zero. Mesela burada hatayı yedik. Yani burada hata kodu dediğim aslında şunlar, ORA ile başlayan. Bunlar bizim sistemdeki gerçek hata kodları. Ama bazı çok sık kullanıldığı için isimlendirilmiş olanlarda bu tür zero divide, işte too many rows vesaire. Binlerce hata kodunun isimlendirilmesi mümkün olmadığı için hata kodlarından arama yapmanız gerekiyor. Mesela bu sıfıra bölme işleminde bu işlem gerçekleşirse ne olsun? Zero divide then uyarımızı versin. Evet. Sıfıra bölme hatasında mesajımızı aldık. Matematik hocam kim? Bir tane daha sıfıra bölme yapıyorum. Peki. Evet. With integer 8 integer
Var ya. Kim anlatmıştı? Dedim ya, kendini tanımlamak için kendine özel bir hata mesajı tanımlayacaksın. O zaman dillerde de var bu Jamas'ın şartı. Yani mesela şöyle bir işlem olduğunda kullanıcı veriyi ekleyemediğinde ya da herhangi bir şey olduğunda eksi 20 binle bilmem kaç 1999 arasında bir numara veriyorsun, sayı veriyorsun. O hatayı bulur. Sen veriyorsun. Kendin istediğin zaman kullanabiliyorsun. Ben zero divide. Burada da ekrana yazma. SQL error mesajı ve SQL kodu. O ekranda bize gösterilen şeyi bunlarla elde edebiliyoruz. Bakın sıfıra bölme hatası gerçekleşti. Bu SQL error mesaj şu kısım. Buradan sonrası da SQL kodu. Bunu daha net anlamak için şöyle yaparız. Şuraya kadar olan kısım SQL ERRM ile ilgilen. Sonrası da bunun hata kodu. SQL kodu. Bunları loglayabilirsiniz yani. Örneğin şu saat, şu dakikada vesaire. Şu kullanıcı tarafından girilen oturumda bu hata gerçekleşti. Bu hatanın error mesajı ve kodu, saati, zamanı, dakikası. O anda kullanıcının kameradan aldığımız ekran görüntüsü. Invalid number hatası sonrasında others'ı göreceğiz ve bitireceğiz. Beginent içerisinde insert into regions region id region name values Gene ID'ye
hem metin hem sayısal elinde sayısal olmayan bir değer görüyorum. Bunun patlaması gerekiyor. Bakın, invalid number hatası dedi. SQL error ORA 1722 invalid number. Biz bunu işleriz. Invalid number exception olduğunda benden error mesajı versin sadece. Şuradaki noktalı virgülü kapatmadığımız için hata vermişti. Orada düzelttik. Sonucu aldık işte. Hata olduğunda. Şu error mesajı da. Sonuç bu. Bunu tahmin edersiniz. Hiçbir şey değilse herhangi bir şey. Yani tanımladığımız bir şey değil de farklı bir hataysa bunu yap. Bir sıra sıfıra bölme yapalım. Exception. Zero divide. Then. Sıfıra bölme hatası. Peki sıfıra bölme değilse? Şu an sıfıra bölme hatası olacak. Farklı bir hata yapalım. Az önceki şunu alıyorum. Burada invalid number olacak. Yakalandı burada. Evet. Exception. Bu şekilde. Exception'da araştırmanızı önereceğim bir diğer daha doğrusu iki konuysa Raise Application Error ve Non-Predefined Error.
case application ve non-predefined error. Bunlara bir örnek vermek gerekirse. Bu exception. O pragma dediğin olay bu. Non-predefined error. Diğeri de raise application. Onu zaten kullanmıştım. Onu kullanın biraz daha basit. Şöyle bir şey. Şurada şu hatayı fırlat diyebiliriz.